bundan 10 gün önce son yağan karlarla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi fındık bölgesi olan Ordu ilimizde ve ilçemiz Ünye'de de çok ciddi oranda kara bağlı buzlanma oldu. Bu orta kuşak dediğimiz fındıkta orta kuşak dediğimiz verimin en yüksek olduğu bölgede çok daha fazla oldu. 200 rakımdan başlayarak 600 rakıma kadar lokal olarak değişen yerlerde çok ciddi hasarlara meydan verdi. Tarsim sahadaki uzmanlarının, eksperlerinin vermiş olduğu rakamlar %18 ile %100 arasında değişiyor. Örneğin İkizce Şembolluk'ta %97, Tekkiraz Veli Bayraktar'da %100 oranlar verdiler. Aynı bölgede, aynı kuşakta hava sirkülasyonuyla ilgili %20'ler, %30'lar olduğu da söz konusu. Bu genel olarak topladığımızda çok büyük bir havzayı aslında kapsamakta. Batı Karadeniz'den başlayarak Samsun üzerinden Ordu, Giresun, Trabzon'a kadar uzayan bir hat. Burada çok ciddi bir rekorter kaybı olacaktır diye düşünüyoruz. Umut ediyoruz ki fındıklara, dallara çok zarar vermesin. Çünkü bizim fındık geleceğimiz önümüzdeki yıl ondan alacak olduğumuz ürün en azından bu seneki hasarı kapatır diye temenni ediyoruz. Tarsim elemanlarına tebrik ediyorum. Onlar hemen sahaya geldiler. Her şeyin bir vakti zamanı var zaten. Verilen oranlar gayet güzel. Üretici inşallah mağdur olmayacak diye de düşünüyoruz. Başkanım, Ünye Çaybaşı'nda sınır. Çaybaşı'yla ilgili bir bilginiz var mı? Orada bir duyum aldınız mı? Var. Çaybaşı'nda da. Çünkü Çaybaşı'nın bir sınırı Ünye'ye, aşağıya doğru Ünye'ye geliyor. Çaybaşı'nda var, İkizce'de var. Tekkiraz bölgemizin üzerinde Yenikent, Dereköy mıntıkasında var. Arkadaşlar, fındıklar domurcuk haline gelmişti. Bu domurcuklar patladı. Bu bölgelerde, bu havzada patladı. Bazı yerlerde çok ciddi şekilde ürün artık gözükmeye başlamıştı. Meyveye dönüşmüştü. Çok talihsiz bir zamanda yakalandı. Biraz yüreğimize su serpiyor. Şöyle, eğer bu buzlanma 10 gün sonra olaydı, ben çok daha ciddi hasarlar, ciddi sonuçlar olurdu diye düşünüyorum. İnşallah umut ettiğimiz rekolda kaybını çok aşağı düşürmez diye de temenni ediyorum.